Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 21. bölümün 21. köşe taşında kalmıştık en son. Yani çemberde uzunluk yapıyorduk dostlar. Bakalım birinci sorumuzla başlayalım. Neler söylüyor bir görelim. Şimdi burada kuvvet almamız gerekecek dostlar. Bakın şu üstteki çemberde kuvvet alacağım ilk önce. Şunlara bir AB uzunluğu diye yazalım. Şu alttaki çemberi görmeyelim. Şimdi kuvvet neydi? Birinci uzaklık 6 çarpı ikinci uzaklık 10. Yani hemen yazıyorum. 6 çarpı 10 eşit olacak. Şu alttaki doğru için kuvvet alırsak A çarpı tamamı A artı B. Yazalım. A çarpı A artı B. Şimdi bu üstteki çemberin kuvveti. Gelelim alttaki çembere. Şimdi bunda da bakın A var. A artı B var. O zaman yine A çarpı A artı B eşit olacak diyeceğiz. Alttaki doğrudan yazarsak 5 çarpı 5 artı x'e. Demek ki buradan 60 eşittir. Yani şuraya yazalım. 6 çarpı 10 eşittir. 5 çarpı 5 artı x geldi. 5'e böldük, 5'e böldük 2. 12 eşittir 5 artı x ise x eşittir 7'yi paketledik. Çok benzer bir soru daha arkadaşlarım. Yine iki çember. Bir soldaki çemberden kuvvet alacağım. Bir de sağdaki çemberden kuvvet alacağım. Önce şuraya bir A yazalım. Şuraya da B yazalım. Bakın C noktasından soldaki kuvvete göre soldaki çembere göre kuvvet alıyorum. Birinci uzaklık x, ikinci uzaklık x artı 21. X çarpı x artı 21 eşittir. Şimdi sağdaki çemberin kuvvetini alacağız ama pardon soldaki çember daha bitmedi. Şu doğruya göre CK doğrusuna göre de kuvvet alalım. O da birinci uzaklık A çarpı ikinci uzaklık A artı B. Şimdi sağdaki çembere geldim. Yine A çarpı A artı B geliyor. Yani bu geliyor eşittir. Bu teğet olduğu için teğetin neydi muhabbeti? Teğetin karesini alıyorduk kuvvet alırken. Yani birinci uzaklık da 10. İkinci uzaklık da 10 olduğu için 10 çarpı 10'dan 10'un karesi olacaktı. Evet şimdi x ile x artı 21'in çarpımı 100'e eşit geldi. X bu durumda 4 olabilir mi diye bakıyorum. 4 ile 25'in oluyor değil mi çarpımları? 4 ile 25 oluyor. Evet doğru. 4 yazarsak 25 geliyor. 4 ile 25'in çarpımı da 100 geldi. Demek ki doğru cevap Bursa'dan çıktı. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Yine iki tane çember görüyoruz dostlarım. Yine kuvvet alma işlemi yapacağız. Bakalım ne diyor. AD kaçtır diye bir soru sormuş. AD şurayı soruyor bize. Şimdi hemen üstteki çemberden bir kuvvet almaya başlayalım isterseniz. Şöyle şu yarım çemberden kuvvet alalım. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuna AD'ye X diyelim. Bakın ne diyeceğiz? Teğet olduğu için AD üstteki yarım çembere X'in karesi eşittir. A çarpı A artı B diyeceğiz dostlarım. A çarpı A artı B. Şimdi büyük çemberde kuvvet alırsak yine onun karesi teğet olduğu için onun karesi eşittir. Üstteki doğrudan yine A çarpı A artı B geliyor. Demek ki X kare onun karesine eşit. O halde x de ona eşittir diyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuz yine iki tane çember görüyoruz. Demek ki iki tane kuvvet alacağız yine. Önceki küçük çembere bir bakalım. Bakın küçük çemberde iki tane teğet görüyorum. Bunların kuvvetleri eşit olduğu için uzunlukları da eşitti. Demek ki x ise burası. AD de x olacak. Şu AC'ye x eksi 4 kaldı dostum. Şimdi büyük çembere göre konuşalım. Büyük çemberde AB yine teğet olduğu için o zaman AB'nin karesi yani x kare eşittir. Şu AE doğrusuna göre kuvvet alıyorum. Birinci uzaklık x eksi 4 çarpı ikinci uzaklık buranın tamamı. Yani x burası 16 burası x artı 16. İşte buradan da aradığımız cevabı bulacağız arkadaşlarım. Hadi bir düzenleme işlemi yapalım burada. X kare eşittir. Şunu bir dağıtalım içeriye. Birinci ile birinciyi çarptım. X kare artı 16x eksi 4x eksi 64 geldi. X kareler gitti. 16x'ten 4x çıkarsa 12x kaldı. 64'ü de bu tarafa aldı.
Her iki tarafı 4'e bölersek 16. Burada da 3 kalır. 16 bölü 3 çıkar. Sorumuzun cevabı. Evet, 21 numarayı gömdük. Çevirdik arka tarafımızı. Şimdi 22 numaralı köşe taşındayız. Burada da bakın şu olayı gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şu BC bir teğet. BA da başka bir teğet. İki teğetin kesim noktasıyla merkezi birleştirdiğinizde bu doğru ne oluyordu her zaman? Açıortay oluyordu. Şimdi bu açıortaya göre konuşursak, bu açıortayımın ayakları 3'e 9. Yani 3 katı olayı var. O zaman kollarda da 3 katı olacak. X ise burası mutlaka 3x olmak zorunda. 3 katı. Peki teğet uzunlukları birbirine eşitti. O zaman BC'nin de 3x olması lazım. Şuraya da 2x kaldı dostlarım. Ve bakın şu 12 ile şu 2x'ten kuvvet alacağım çembere göre. Şimdi 2x teğet. Teğet olduğu için teğetin karesi. 2x'in karesi 4x kare eşittir. Bu doğru da kesen doğru. Birinci uzaklık çarpı ikinci uzaklık yapıyorum. Yani 3 çarpı 12. O da 36 yaptı. 4'e bölersek her iki tarafı x kare eşittir 9 yapar. X eşittir 3 gelir. Birinci sorumuz Bursa'dan çıktı. Evet, yine bakın iki teğetin arasındaki açıdan merkezden geçen doğru çizilmiş. Demek ki bu bir açıortay olacak. Şimdi şurası 11 ise 6 ile 4'ün toplamı, bu teğet 10 ise bu teğet de 10 olacak. Ve burada bakın 6, 8, 10 üçgeni çıktı arkadaşlarım. Ve açıortayın kolları 6'ya 10. Hatta sadeleştirelim 3'e 5. O zaman burası da 3'e 5 şeklinde bölünmek zorunda. Çünkü neden? Toplamı 8'di zaten. Şu HE'ye 3-x kaldı dostlar. Şimdi şu HC'den bir kuvvet almaya başlayalım H noktasından. HC teğet. O halde teğetin karesi, yani 4'ün karesi 16 eşittir. Birinci uzaklık 3-x çarpı tamamı, yani 8. Peki 8'e böldük, 8'e böldük 2. 3'ten kaç çıkarsa 2 dedim, 1. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Önce hemen şunu bir görelim. Yine iki teğetin kesiştiği noktayla merkezden geçen doğru açıortay olacaktı. Buraya bir açıortay diyelim. Sonra bu AB bir teğet doğrusu, 4√30 ise BD de teğet doğrusu olduğu için bu da 4√30 olacak. Bunu söyleyelim. Sonra bu uzunluğun tamamı 6√30. Bu da 4√30. Yani ne demek bu? 4'e 6 oranı var. Hatta 2'ye 3 oranı var arkadaşlarım. O halde ayaklarda da, yani KC ile AK arasında da 2'ye 3 oranı olmak zorunda. Ben buraya 2K dersem burası 3K olmak zorunda. Hatta şu X dediğimiz yer 3K eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi bakınız şu C noktasından kuvvet alacağım. 2√30 teğet olduğu için karesi eşittir. 2√30'un karesi 4 çarpı 30 yapar. Eşittir. Diğer doğruya geçtim. Birinci uzaklık 3K eksi 1. Çarpı ikinci uzaklığımızsa tamamı 5K yani. Şimdi bir 5'e bölme işlemi yapalım. Şurada 6 olsun. Burası 24 eşittir. 3K eksi 1 çarpı K oldu. Şimdi K'ya bir değer vermeye çalışalım. Mesela 4 desek 3 kere 4 12. 12'den 1 çıktı 11. 4 desem olmaz. Biraz daha küçük bir şey. 3 verelim 9. 9'dan 1 çıktı 8, 3 verirsem 24 oldu. Demek ki K 3. Bize nereyi soruyor? LC, yani 3K eksi 1'i soruyor. 3 yazarsak 9 eksi 1'den 8 geldiğini görürüz. Sorumuzun cevabını. Evet, buna bakıyoruz şimdi. Şimdi bir kere şu C ile O1'i birleştirirsek arkadaşlarım, bakın yine şu CD bir teğet, CA bir teğet olduğu için bir kere CD ile CA eşit, hatta burası 6 eksi x olur. Şu da kesinlikle ama kesinlikle bir açıortaydır, bunu da söyleyelim. Sonra 6 eksi x, x 6'yı yazdık. Başka neler var burada? Şöyle bir bakalım. Teğet, 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 teğet. Şurası 90 dereceymiş, bunu da söyleyelim. Teğet olduğu için. KDX nedir diye de bir soru soruyor bize. Verilenler bu kadar.
Şimdi şurası benim küçük çemberimin yarıçapı, burası da küçük çemberimin yarıçapı. Şu büyük çemberimin merkezi. Burası 2R ise burası da 2R. Şimdi açıortayı konuşursak bakın ayaklarımız R'ye 3R. Kollarımız da 6'ya 3 katı olacak 18. Demek ki şu CB uzunluğunun tamamı 18. Şu CD'ye kadar 6 olduğu için şuraya da 12 yazdım ben hemen dostum. Hadi şimdi de kuvvet alalım arkadaşlar. 6'nın karesi 36 eşittir. 6 eksi x çarpı tamamı. Çarpı tamamı 18. 18'e böl 18'e böl 2. 6'dan kaç çıkarsa 2 kaldı? 4. Evet, 22 numarayı da gömmüş olduk. Geldik 23 numaralı köşe taşımıza. ACD üçgeninin çevresi nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada benzerlik yapacağız dostlar. Öncelikle şu açıya A diyelim. A'nın gördüğü şu yay 2A. Bu 2A'yı gören şuradaki açımız teğet giriş açıda A derece olmak zorunda. Buraya da A'yı yapıştırdım. Şuraya B yazıyorum. A, B, şuraya da C diyelim. Büyük üçgene bakın. A var, B var. O halde buranın tamamı C'dir dedik. Hadi benzerleyelim. Küçük üçgende B'nin karşısında 4 var. Büyük üçgende B'nin karşısında 8 var. Yani büyük üçgen küçük üçgenin 2 katıymış. Küçük üçgende C'nin karşısında 6 varsa büyük üçgende C'nin karşısında ne olmalı? 12. Demek ki şurası 12 olacak. Devam edelim. Küçük üçgende A'nın karşısında ne diyelim mesela x var. X olsun. Büyük üçgende A'nın karşısında 6 var. Hani 2 katı olacaktı ya, o zaman burası 3. Hatta şuraya da 9 kaldı. Şimdi ACD üçgeni hangisiydi? Şu. 9, 8, 8, 16, 17, 4 daha 21 çıktı çevremiz diyebiliriz. Evet, buna bakıyoruz şimdi. Eşit açıları gördük hemen A diyelim şunlara. 2'ye 3 ise ayakları şurası 2K, şurası 3K olacak diyelim. Şuraya B diyelim. Şurası A artı B oldu. Şimdi B ise şuradaki açımız da aynı yayı gördüğü için bu da B oluyor demiştik. Ve bakın şurası da B artı A geldi. Burası da B artı A. Demek ki ikizkenar üçgen. O zaman şu BN de x olur. Hatta şurası x eksi 2 olur. Başka yine benzerlik yapalım hatta dostlarım. A var, B var. Şimdi A ile A artı B'nin toplamı şurası 2A artı B. Şimdi B var, 2A artı B var. Şuraya da C yazalım. C var, B var, 2A artı B var. Evet, yine büyük üçgenle şu dipteki küçük üçgeni benzerleyeceğiz. Burada C'nin karşısında 2K var. Büyük de C'nin karşısında 3K var. 2 bölü 3'müş benzerlik oranları. Küçük de 2A artı B'nin karşısında X var. Büyük de 2A artı B'nin karşısında X artı 3 var. Evet, bu da bizim için yeterli. 3X eşittir 2X artı 6. X eşittir 6 geldi dostlar. Üçüncü sorumuz. B, teğetin değme noktasıymış dostlar. Tamam. Falan filan 10 var, 5 var, x var, 3 var, x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şu açıya biz yine A yazalım. A'nın gördüğü şu yay 2A, onu gören şu teğet giriş açı da A olacak diyelim. Şuraya bir B yazalım. A, B, hadi buraya da C uyduralım. Şimdi büyüğüne bakalım. A, B, şuranın tamamı da C olmak zorunda. Şimdi küçükte B'nin karşısında 5, büyükte B'nin karşısında 10 var. Demek ki iki katı muhabbeti var. Küçükte A'nın karşısında 3 varsa büyükte A'nın karşısında 2 katı olacak 6. Küçükte C'nin karşısında 6 var, büyükte C'nin karşısında 2 katı olacak 12. Demek ki şurası da 9, AD dediğimiz yer 9 oldu. Peki bize x'i soruyor ama tabii ki bu. 9 x'i nasıl bulacağız? Şimdi şurada bir 3, 4, 5 üçgeni olsa, burası 3 olsa buraya 6 kalıyor. 6, 8, 10 üçgeni olmalı. X'e 4 demiştik ama olmadı. Mecbur alandan mı bulacağız ya? Evet galiba
alan gözüküyor arkadaşlar bize. Şimdi buralar 3 ile 6 değil. Mecbur alan yapacağız. Şimdi öncelikle şurayı bir şöyle tarayayım. Şu üçgenin alanını bulacağım arkadaşlarım. Bakın 19, 24, 2U dediğimiz çevremiz 24. U dediğimiz şey 12 o halde. Şimdi U'lu alan formülünü kullanacağım. U neydi? Çevrenin yarısıydı. Çevremiz 24, yarısı 12. Şimdi alanı da şöyle buluyorduk. Kökün içine önce bir 12'yi yazıyoruz, U'yu. Sonra U'dan bütün üçgenin kenarlarını tek tek çıkarıyorum. Onu çıkartıyorum. 12'den 10 çıktı 2. 9'u çıkartırsam 12'den 9 çıktı 3. 5 çıkarsa da 7 kaldı. Demek ki alan işte bu. Buradan da şunu bir 6 çarpı 2 diye yazalım. Burası da 6 çarpı 7 olsun. Bakın 6'lar 2 tane olduğu için biri dışarıya çıkar. İçeride de 2 ile 7 kalır. Yani 14 kalır. Demek ki bunun alanı 6 kök 14. Şimdi ben bu alanı bir de taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğim. Tabanımız 9, yüksekliğimiz x bölü 2 dediğimizde 6 kök 14 ulaşıyormuşuz. 6 ile burayı çarpalım. 9x eşittir 12 kök 14 olur. X eşittir buradan da 9'a bölersek, hatta 12 kök 14 bölü 9 diyelim. 3'e böl 3, 3'e böl 4. 4 kök 14 bölü 3 geldi sorumuzun cevabı. ABCD karesi ve iç teğet çemberi çizilmiştir. Karenin bir kenarı 8 olduğuna göre x kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi yine bir benzerlik yapmayı deneyelim arkadaşlarım. Şimdi şurası 90 derece olsun. Karenin bir kenarı 8. O halde burası 4, burası 4, burası 4, 4, 4. Şunları bir yazalım. Çemberimin yarıçapı da 4 çıktı böylelikle. Şimdi şuradaki açıya şöyle çizersek, şunu bir çizelim. Şurası 4 kök 2. Şimdi şu açıya a derece yazarsam, şu yayı gördüğü için bu yay 2a, teğet kiriş açı olduğu için bu açı da a. Şuraya da b yazalım. A, b, şuraya da c yazalım hadi. Bir de büyük üçgene bak, a, b, buranın tamamı c olacak diyebiliriz. Şimdi şu 4, 8, şu AT uzunluğu da 4 kök 5 çıkar. 4, 8'den dolayı. Şimdi küçük üçgende C'nin karşısı 4. Küçük üçgende C'nin karşısı 4. Bölü. Büyük üçgende C şurasıydı. Karşısında 4 kök 5 var. Eşittir. Devam edelim. Küçük üçgende B'nin karşısına X düştü. Büyük üçgende de B'nin karşısına 4 kök 2 düştü. İşte sorumuzun cevabı buradan geliyor. Şu dörtleri silelim. X kök 5 eşittir 4 kök 2 olur. Kök 5'e bölelim. 4 kök 2 bölü kök 5 gelir x. Hatta her iki tarafı da kök 5 ile genişletirsek, şöyle kök 5 kök 5 yazarsak 4 kök 10 bölü 5 gelir. Yani Edirne'den çıkar sorumuzun cevabı. Evet, 23 numarada tamamdır. Geldik 24 numaralı köşe taşına. Birinci sorumuz. AD 3. Tamam, şurası 3. AC 7. Tamamı 7. Şimdi şuraya A diyelim, şuraya da B. Arkadaşlar A ise şu açımız, hani kirişler dörtgeninde neydi? Karşılıklı açıların toplamı 180'di. Burası 180 eksi A. Ve bu 180 eksi a ise şu açıda a olmalı. Şimdi aynı muhabbetten b ise burası 180 eksi b, o zaman burası b olmalı. Şuraya da c yazalım. Bakın küçük üçgende a'nın karşısına 3 düştü. Büyük üçgende a'nın karşısı şurasıdır. 6'ymış, 6 düştü. BC. Küçük üçgende c'nin karşısı de. Büyük üçgende C'nin karşısı BC. Bakın 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2 çıktı. DE bölü BC. O zaman tam tersi olacak. Aa, burası 7'ymiş, 6 değilmiş, pardon. 3 bölü 7 o zaman. Çok özür dilerim. 3 bölü 7. Tabi bize takla attırılmış halini soruyor. 7 bölü 3. Şimdi buna bakıyoruz. Evet. Şimdi şurayı çizdiğimizde, bakın bu açıya A dediğimde 180 eksi A'dır burası. Şurası A.
Şuraya B dediğimde 180 eksi B'dir burası. Şuraya B. Hadi buraya da C yazalım. D ve E noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. Yani DE'yi soruyor. Zaten bize X diyelim buraya. Şimdi küçük üçgende C'nin karşısı X. Büyük üçgende C'nin karşısı 9. Küçük üçgende A'nın karşısı 8. Büyük üçgende A'nın karşısı 12. 4'e böl 2, 4'e böl 3. 3 ile bunu sadeleştir. 3, 2 kere 3, 6 gelir. X dediğimiz uzunluk. Evet, bundayız arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? Şöyle biraz daha ışığımızı açalım isterseniz. Biraz daha parlasın. Evet, 6 ile 8'i görüyoruz. BC bölü DE. Şimdi dostlar, şu açıya A desek, şu da A olmak zorunda çünkü ikisi de aynı yayı görüyor. Sonra şuraya B diyelim. Bakın AB şu üçgenin açıları. AB şu kırmızı yapayım onu da. Şu üçgenin de açıları AB. Demek ki üçüncü açıları da eşit. Hadi başlayalım. Kırmızı üçgende A'nın karşısı 6, mavi üçgende A'nın karşısı 8. Kırmızı üçgende B'nin karşısı ED yani DE. Mavi üçgende B'nin karşısı BC. Bakın bizden de zaten BC bölü DE istiyor. Yani takla attır diyor. 8 bölü 6 hatta sadeleştirelim. 4 bölü 3'tür. Sorumuzun cevabı diyelim. Aynı şekil neredeyse arkadaşlar. Bunu sen çözsen daha güzel olur diye düşünüyorum. Bir videoyu durdur kendin çöz. Şimdi A açısı dersen bu yayı gördüğü için bu da A açısı olacak. Şuraya B yazalım. Bakın şu kırmızı yaptığım üçgende de A, B, üçüncü açımız C olsun. Şu mavi ile kalınlaştırdığım üçgende de A var, B var. Şu açımız C olsun. Şimdi BC'yi soruyor bize. BC neresi? Şuradaki uzunluk. Kırmızı üçgende A'nın karşısı 4. Mavi üçgende A'nın karşısı 6 eşittir. Kırmızı üçgende B'nin karşısı DE. Onu da 6 vermiş arkadaşlar. Mavi üçgende DE. Kırmızı üçgende B'nin karşısı DE, pardon. Mavi üçgende B'nin karşısı ise BC. Yani aradığımız yer X. Buradan da 36 eşittir 4X. X eşittir 9 paketledik. Evet dostlar, bunu da gömdük. Bir sonraki videomuzda 25'ten devam edeceğiz inşallah. 25, 26, 27 ve 28 kaldı. Yani bir 4 köşe taşı daha çözeceğiz. Onları da bir videoda çözeriz. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.